Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce ölüme neden olan koronavirüs önlemleri kapsamında Alanya Salı Pazarı'nda da ne kadar boş olduğunu ortamın görebilirsiniz, hissedilir vaziyette değerli izleyiciler. Salı Pazarı'nın nabzını sizler için tutacağız ve esnafla, halkla röportaj yapacağız. Bakalım 65 yaş ve üzeri biliyorsunuz yasak var. 65 yaş ve üzerine yasak var. Bu yasağı delenler var mı? Bunu da buradan takip etmiş olacağız sizler için. Sokağın nabzını tutmaya devam eden Büyük Alanya Televizyonu bugün Salı Pazarı'ndaydı. Geçtiğimiz haftalarda sakin ve kalabalık olmayan Salı Pazarı'nda hem vatandaş hem de esnaf fiyatlardan ve satışlardan memnun. Koronavirüsü tedbirleri kapsamında alınan tedbirleri kimi vatandaş yeterli bulurken kimi de daha sıkı önlemler alınması gerektiğini söyledi. İşte Salı Pazarı'ndan renkli görüntü ve açıklamalar. Arkadaşlar şu anda işte görüyorsunuz pazarda müşteriden çok pazarcı var. Bir umut var ama yine de büyük bir stres var insanlar üzerinde. Umuyorum bu süreci en iyi şekilde atlatırız diye inanıyorum. Nasip, durum kötü. Kendinizce önlemler almışsınız siz de. Yani almaya çalışıyoruz. Seçme olayı yasaklandı artık değil mi? Yani çok fazla biz rica ediyoruz en azından müşterilerimizden anlayış bekliyoruz. Peki, bu konuda. Müşteri dikkat ediyor mu? Yani insanlar oluyor tabii haliyle. Yani bir anda öyle deyince belki tepki de gösteriyorlar ama yapacak bir şey yok. Yani neler söylemek istersiniz vatandaşa? Vatandaşın da bu konulara daha böyle duyarlı olmasını ben bekliyorum. Çünkü hep beraber bir şey başarmaya çalışıyoruz toplum olarak. İnşallah bu süreci atlatabilmemiz bu şekilde zaten hani şey var. Bunu sadece bugün değil, gelecekte de aynı şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani hem bu tür bitişsiz bir ortamın aynı şekilde daha ileriye dönük de devam etmesi gerektiğini ben inanıyorum. Peki siz burada pazarcı esnafısınız. Biz tabii buranın belirli zamanları, saatleri içerisinde buradayız. Evet. Siz bütün gün buradasınız. Evet. 65 yaş ve üzerine yasak getirildi biliyorsunuz. Hiç evet. Etrafınızda buna dikkat etmeyen, kuralları riayet etmeyen görüyor musunuz? Genelde bir dikkat var o konuda ama yani olmayan da vardır mutlaka ufak tefek de olsa. Ama bu sefer gerçekten bir dikkat var gibi. Ya şükür derim. Her zaman şükrederim. Şükretmesin bilmeyen hiçbir zaman ileri gidemez. Yasaklarla beraber vatandaş sokağa pek çıkmıyor. Nasıl buluyorsunuz pazarı? Yoğunluk, kalabalık. Çıkmıyorsa da çıkanlar çıkmayanlara götürüyor. Bir şekilde bir dengeyi sağlıyorlar. Neler söylemek istersiniz virüsle alakalı vatandaşlara uyarıcı olarak? Ne söyleyeceğim? Hep biz Müslüman adamız. Temiz şey yeriz, temiz oluruz. Bence herkes Allah'a dua etsin. Başka hiç yapacak bir şey yok. İşimize, yaşımıza devam etmeliyiz. 65 yaş üzerinde hiç kimse gördünüz mü pazarda bugün? Görmedim ben. Dikkat ediyorlar. Ediyorlar. Herkes dikkat ediyor. Gerçekten herkes üstüne düşen görevi yapıyor. Biz sadece Allah'a dua edelim yeter. Kaç yaşındasınız? 64. Oo, tamam. Bir yaşta yırttınız o zaman. Evet. Pazardasınız. Evet. Alışverişinizi yaptınız mı? Yapacağım şimdi geldim. Nasıl buldunuz pazarı? Normal, iyi. Normal, boş. Boş, biraz. Evet. Her zamankine göre boş. Siz neler yapıyorsunuz önlem ben almak adına? Ben evdeyim, bir şey yapmıyorum. Genelde evdesiniz. Evdeyim. Çıkmıyoruz bugün. Evet. Yani 64 yaşındayım diye. Hayır. Herhalde, kesinlikle öyle değil. Yani illa ki yaşı kurtardım diye aşağı dışarı çıkacak değiliz yani. Hı. Mutlaka önlemimizi almamız lazım. Fiyatlar normal. Fiyatlar normal. Evet. Şu an pazarı boş görüyorum. Boş. Normal bir azalma var. Tabii haliyle dikkat ediyor. Esnafımız her şeyi. Müşterilerimiz de dikkat ediyor. Ondan önce biraz azalma var. Siz neler yapıyorsunuz önlem olarak? Biz önlem olarak ben elimizden geldiği kadar eldiven takıyoruz. Olmayana kendi bütçemizden aldık eldivenleri isteyenlere veriyoruz. Kullanıyoruz. Artı ya suyumuz koyduk şuraya. Şöyle. Yıkamak isteyenler elini yıkayabiliyor. Yıkıyor işte. Buna benzer yardımcı olacağım şeyler oluyor. Belediyenin önlemleri doğrultusunda neler yapıldı? Yani size eldiven vesaire, maske ücretsiz olarak verildi mi? Bize verildi. Bize Cuma pazarında verilmişti. O pazara biz çıkmadığın için bilmiyoruz. Ayet pazarında da dağıtılmıştı eldiven ama bu pazara dağıtılmadı. Sabah bir gelen olmadı. Biz kendi irademizle aldık eldivenlerimizi. Peki seçme yasaktı biliyorsunuz. Seçme yasak. Ya gelen müşterimize eldiven veyahut da poşet vererek seçtirebiliyoruz. Diğer onun haricinde seçtirmiyoruz. Elini sürdürmüyoruz. Evet, çok güzel.
Hicren içinde su bidonlarımız hazır biliyorsunuz. Giriş çıkışlarda bunlar çok önemli şeyler. Başta her şeyden önemlisi kendi amacımızla da olsa bile en önemli olanı birbirimizin sağlığını korumamız. Çok şükür iyi, elhamdülillah gidiyor, satış ufak tefek oluyor. Bugün daha mı iyi geçen haftaya nazaran? Sabahtan biraz hareketliydi, şimdi düştü biraz hareket hani. Siz bir önlem almamışsınız gördüğüm kadarıyla. Valla ben doğada yaşıyorum, yukarıda. Nerede yukarı yaşıyorsunuz? Köyde. Sizi de davet ederim ben. Şu Hacı Mehmet'le yukarıda, Löpakmış'ın yukarıda yaşıyorum. Evim kere ormandı, serbestli binam. Orada korunuyorum diyorsunuz. Evet, bahçede çalışıyorum. Bahçede çalışıyorum.